Hocam özellikle radyasyon onkoloji olduğu için sizin bölümünüzde ışın tedavisi almam gerektiğini dile getirdiler ama akıllı ilaçlar ve akıllı molekül tedavi yanlış mı söylüyorum hocam molekül tedavisi de var dediler nasıldır diye sorular var biz de size soralım hocam şimdi e, patolojik teşhis konulduktan sonra bunlar bir takım alt tiplere ayrılırlar mesela Küçük hücre dışı akciğer kanseri için söylüyorum. Alt tipi nedir? Skomos hücreli dediğimiz bir alt tipi vardır. Adenokarsinom dediğimiz bir alt tipi vardır. Büyük hücreli dediğimiz bir alt tipi vardır. Bunlar evet. hep e, bu kanser e, şeyin e, küçük hücre dışı akciğer kanserleri içerisinde e, yer alan e, alt tip kanserlerdir. Bu kanserler e, diyorsunuz ya hani patoloji e, bazen bir ay e, sürebilir diye. E, immün fenotipleme Denilen ümmün boyalar yapılıyor bu şeylere. E, bu boyalar sonucu bazen genetik e, pozitifliklerin var olup olmadığına bakılıyor. Bu akıllı ilaç denilen ilaçlar tümörün oluşturduğu bazı yapısal e, aktiviteleri bozan ilaçlar. Evet. Yani tümör kendi damarlarını oluşturabiliyor mesela. Kendi damarını oluşumunu önleyen. İlaç mesela bir akıllı ilaç olarak isimlendiriliyor. Yani buna immünoterapi e, ismi veriliyor. Yani genetik yapıya e, nüfus eden e, ilaçlar olarak biliniyor. Bu bunlarda bir takım gen e, e, de şeylerinin pozitif olup olmadığına bakılıyor. Eğer o gen genotik yapıda o pozitiflik varsa o hastalara akıllı ilaç verilebiliyor. Diğerlerine verilmiyor. Zaten verilse de faydası olmuyor. Yani o pozitiflik olmadığı için o pozitifliği gösteren e, e, tümörral yapıları içeren kanserlere ancak e, şeyler veriyor. O zaman hocam kişi özel tedavide Tabii örneğin ki, bana yani verilebilir bu, ama diğer hasta aynı tanıda ama ona uygun değil. Evet yani bu patolojik ve tümörün genetik özelliklerinden çıkan Hı -hı. sonuçlara göre bu ilaçlar kullanılıyor yani akıllı ilaçlar denilen bu ilaçlar bu, bunlara bakılarak uygulanıyor yani her hastaya bu ilaç uygulanacak diye bir kural yok yani zaten uygulansa da bir faydası yok anlatabiliyor muyum? o şekilde o zaman kişiye özel tedavide evet. doktorumuzun vermiş olduğu tedavi evet. bizim tedavimiz aslında son yıllarda zaten evet. patolojideki ve diğer teşhis alanlarındaki bu muazzam gelişmeler neticesinde kanser hastalığı artık kişiye özel tedavi edilir oldu yani her kişiye ayrı bir tedavi var gibi yani kişiler kişisel özelliklerine bakılarak artık tedavi ediliyorlar. Yani eskiden olduğu gibi herkese şunu verelim, herkese bunu yapalım şeyi yok. Artık hem patolojik incelemeler çok derinleşti hı hı. ve bunlardan çıkan bazı sonuçlara göre bir takım tedavi metotları geliştirildi hem de diğer tedavi alanlarında çok büyük gelişmeler oldu. Yani e, hem cerrahisi, hem e, radyoterapisi, evet. hem kemoterapisinde çok önemli gelişmeler yaşandı son yıllarda.